Nene Hatun, 93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Erzurum'un savunmasına katılmış olan Türk kadın kahramandır. 8 Kasım 1877'de Azizye Tapyası'nın Rusların eline geçtiğinin haberinin duyulması üzerine halkla beraber taş ve sopalarla mücadeleye girişmiş ve bu yaptıklarıyla efsaneleşmiş olan bir kişi. 1955'te ise Türk Kadınlar Birliği tarafından ilk defa ülkemizde kutlanmaya başlanan Anneler Günü'nde ilk yılın annesi olarak seçilmiş olan kadındır. Ve 3. Ordu'nun nenesi olarak da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilmiş bir unvana sahip. Bu savunmalara katıldıktan sonra yine Erzurum'da yaşamaya devam eden Nene Hatun evlenmiş, Kırkgöz soyadını 1934 yılında almıştır. Bu evliliğinden 4'ü erkek, 6 çocuğu olan Nene Hatun'un 2 çocuğu da 1. Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde şehit olmuştur. Erzurum'da yaşamaya devam eden ve zorluklar çeken, geçim zorluğu çeken Nene Hatun artık dayanamayacak hale geldikten sonra 1943 yılında yazdığı bir dilekçeyle yardım talebinde bulunmuş diğer kahramanlardan Name Hanım'la beraber bunun üzerine yapılan araştırmalarda Nene Hatun'un Erzurum'un savunmasına katkıları anlaşılmış. Bununla ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış ve Erzurum'daki 3. Ordu'nun nenesi olarak kendisine bir unvan verilmiş. Yine Türk Kadınlar Birliği'nin girişimiyle de Anneler Günü kutlamasının başladığı 1955'te yılın annesi olarak seçilmiştir. Aynı yıl 22 Mayıs 1955'te 98 yaşında hayatını kaybeden Nene Hatun, Azize Tabiası içinde bulunan Azize Şehitliği'ne defnedilmiştir.